Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Özellikle 30'lu yaşlarını yaşayan genç izleyicilerim için 2-3 dakikalık bir sohbetim var bu videoda. Çünkü bunu söylemek lazım. 1989 yılında, 89'un sonlarına doğru Berlin Duvarı yıkıldığında esasında Soğuk Savaş'ın hemen hemen tamamını yaşamış olan bizim kuşak açısından, ben 1955 doğumluyum, büyük bir umut doğmuştu. Yani e ee, bütün hayatımız 34 35 yaşlarımıza kadar bütün hayatımız ikiye bölünmüş. Süper güçlerin, nükleer güçleriyle dengelenmiş seyahat imkanı yok, yatırım imkanı yok. Olmayan şeyler yaşanmış bir dönemde geçti. Berlin Duvarı'nın yıkılması esasında ideolojik olarak ikiye bölünmüş dünyanın yeniden birleşeceğinin umuduydu. Ve devamında çok hızlı bir süreçte Varşova Paktı dağıldı ve Sovyetler Birliği de dağıldı. Bütün bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri haklı olarak zaferi kazanan taraftaydı. Yani NATO'nun lideriydi, iki büyük süper güçten biri olarak yaklaşık 70 yıl süren soğuk savaştan zaferle çıkıyordu. Bu normal esasında. Yani esasında Türkiye zaferi kazanan tarafta yer aldı ama tam onun da keyfini çıkarabildik mi bilemiyorum. Çünkü Batılılar onun keyfini bize çıkarttırmamak için başımıza PKK'yı sarmışlardı bile özellikle 90'lı yıllarda. Geçelim. Konum o değil. Konum şu. Benim anladığım kadarıyla Amerikalılar Soğuk Savaşı kazandıkları an itibariyle şöyle düşünmüşler. Artık tamam hikaye bitti. Bundan sonra karşı tarafta kimse yok. Bütün dünya benden sorulur ve bütün dünya bana çalışacak. Böyle bir şey düşünmüşler. Buna esasında Henry Kissinger The Diplomasi kitabında Pax Americana diyordu. Amerikan barışı. Ne demekse esasında War Amerikanı oldu. Amerikan savaşına döndü. Çok kısa bir zaman diliminde. Birinci Körfez harekatıyla beraber Amerika'nın süper güç olarak hakimiyetinin ne kadar büyük savaşlara yol açacağını anlamış olduk. Geçelim. Ama çok iddialı olaylar vardı. Efendim biri çıktı işte medeniyetler çatışmasından bahsetti. Francis Fukuyama diye bir e, yazar, Tarihin sonu dedi ya. Tarihin sonu. Yani dedi ki insanlık için artık bundan sonra liberal demokrasi var. Başka da bir şey yok. Herkes bu sistem içinde böyle asırlar boyu yaşayıp gideceğiz ve bu sistem savaşta üretmez falan. Ben hayatımda bu kadar yanılmış bir teorisyen görmedim. Fransız Fukuyama. Açın Google'a bakın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Amerika istediğine ulaştığına inanmıyor. Problemimiz o. Bütün bu kan gölü bundan. Bütün bu savunma sanayi yatırımları, bütün bu kavgalar, gürültüler, gereksiz savaşlar, Ukrayna, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika'daki gerginlikler bir güç var dünyada. Amerika'nın temsil ettiği bir akıl ve o akıl ne yazık ki 91 yılında planlamış olduğu hedefe ulaşamadığına inanıyor. Hikaye bu bence. Bunu böyle görün. Çünkü eksik kalmış zannediyor. Mesela Rusya ve Çin'den niye rahatsız? Ya Rusya ve Çin sana saldırı amaçlı bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Ha seviyor muyum? Sevmiyorum. Yani demokrasi olmayan yerlerde işim olmaz. Hele Çin'in Uygur kardeşlerimize ama so iki ile yana getirecek olursak kimse kimseyi tehdit etmiyor. Ama sürekli Amerika NATO'yu da kullanarak Avrasya'dan tehdit algılıyor. Sürekli tehdit algılıyor. Herkes neredeyse ayağına kapanıp yalvaracak vallahi ve billahi biz sana bir şey yapmayacağız diye. Hiç oraya ama niye? Çünkü rahatsız. Biriç'ten rahatsız, Rusya ve Çin ittifakından rahatsız. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bütün planlamalarını bozduğuna inanıyor. Afrika'daki antikolonyalist hareketlerden, Latin Amerika'da solun yükselişinden. Yani istediğini bulamamış bir Amerika karşımızda duruyor. Niçin diyor bana teslim olmuyorsunuz? Ben zafer kazandım. Bakın New York Times açıkladı. Sonra da yetkililerdi. Joe Biden sessizce nükleer yapılanma rehberini onaylamış. Nedir bu nükleer yapılanma rehberi? Zaten yılbaşı itibariyle ele alınmış ve bir metin ortaya çıkarılmıştı. Yani dünyada yaşanılmakta olan nükleer silahlanmalar ve nükleer tehditler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer programının değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması. Sadece şunu söylemek istiyorum. İki eski süper güçten Rusya, Sovyetlerin bütün nükleer kapasitesini devralmış Rusya, 6255 nükleer başlığa sahip, Amerika Birleşik Devletleri de 5500 nükleer başlığa sahip. Yani bu kadar nükleer başlığın iki evde toplandığı bir dünyada başka nükleer silah yapmanın da anlamı yok. Yani çünkü e, bu ikisi bütün dünyayı altı defa falan yok edecek bir nükleer kapasite demek. Sen kalkıyorsun on tane de ben yapayım diyorsun. İran için konuşuyorum veya başkaları için de konuşuyorum. Gereksiz. Yani o kadar net ki ortadaki tablo. Tablo büyük. O, o yönden fakat buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray sözcüsü Sheen Sovet diyor ki bu onaylanan programın tüm maddeleri gizlilik taşımaktadır ama böyle bir metnin onaylandığı gizli bir bilgi değildir. Rehber 2024 yılının başında yapılandırıldı ve tek bir devleti özellikle hedef almamaktadır diyor. New York Times'a gelen bilgilere göre... Nükleer caydırıcılık kavramı bu kez Çin'in nükleer silah kapasitesinde yaşanan olağanüstü hızlı güçlenmeye odaklanıyormuş. Bu sefer Çin gitti. Amerikan yönetimi Çin'in önümüzdeki 10 yıl içinde Amerikan-Rusya nükleer kapasitesine ulaşacağını öngörüyorlar. Mümkün değil. Böyle bir, böyle bir öngörü yanlış. Mümkün değil. Çünkü bakın Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Çin'in Ocak 2023'te 410 olan nükleer başlık sayısı Ocak 2024'te 500'e ulaşmış. Yani Çin 10 yıl aynı tempoda gitse 900 nükleer başlık daha yapacak. Yani 10 yıl sonra Çin'in nükleer başlık sayısı Niçin onu yapıyor bilmiyorum ama 1400'e çıkmış olacak. Yani yine Amerika'yı veya Rusya'yı tehdit edecek bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama Amerika bu sefer Çin'e takmış vaziyette ve mevcut nükleer silah kapasitesinin modernizasyonuna ayırdığı paraları durdurmuş, yönünü değiştirmiş, yeni nükleer başlık yapıyor. De zaten senin 5500 tane var. Yani yedi bine çıkaracağında ne olacak? Yedi bin defa mı öldüreceğiz hepimizi? Öldüreceksin hepimizi. Hepimiz öldükten sonra sen kalmışsın ne yazar? Program Rusya, Çin, Kuzey Kore nükleer silah kapasitesini tek devletin kapasitesi olarak görüyor. Hmm. Ve, ve üçüne de aynı anda nükleer cevap kabiliyeti zemininde yeniden yapılanmayı öngörüyor. Yani Kuzey Kore'nin diyelim ki 500, Çin'in şu anda 500 bin, şeyin de 6255 demek ki Amerika karşısındaki gücü 7255 görüyor ve 5500 olan nükleer kapasitesini 8000'e çıkarmaya çalışıyor. Delilik bu. Hem Ruslar için de değildik, hepsi için de değildik Yani Bunlar kullanılabilecek silahlar değil. Kullandığınız zaman zaten 3. Dünya Harbi böyle bitmiş olacak. 4. Dünya Harbi'ni e, torunlarımız sağ kalmışsa mızraklar ve oklarla yapacaklar. Einstein'ın lafıdır, ben uydurmuyorum. Bu konuyla ilgili açıklama yetkisi verilen Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi nükleer strateji uzmanı Viking Narang diyor ki yeni yapılanma öncelikle artık yalnız Rusya'nın değil birden fazla nükleer tehdidin var olduğunu kabul ediyor. Bu çerçevede Çin'in son yıllarda bu alanda sergilediği güçlenmeye odaklanmak normaldir diyor. Çin ise şöyle demiş Mao Ning bu Çin'in dışişleri sözcüsünün de adı Mao. Mao Ning diyor ki Amerika'nın yeni nükleer programından derin endişe duyuyoruz. Amerika artık Çin için nükleer tehdit tanımını kullanıyor. Bu aynı zamanda Amerika'nın bilinen nükleer silahlanma politikasının ana zeminidir. Çin'in nükleer kapasitesinin Amerika'dan ayrı bir yönü yok. Ama Çin daha önce deklar ettiği gibi ilk vuruşu yapan ben olmayacağım politikasına bağlılığını sürdürüyor. Çin her zaman ulusal güvenliği için asgari nükleer kapasiteyi kabul etmektedir diyor. Şimdi... Yeni bir evladımız daha oldu. Durup dururken nükleer yarış başlıyor. Nükleer silahlanma yarışı. Kimin arasında? İran'la İsrail arasında değil kardeşim. Ben onu umursamam bile. Onlar şeyi bile açamazlar. E, ateşleyemezler füzeyi. Ama süper güç diye adlandırdığımızlar arasında nükleer silahlanma yarışı başlarsa o iş başka bir hikayeye dönüşür. Hoşçakalın.